Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili izleyenler. Sabahın demine hoş geldiniz diyelim. 21 Mart çarşamba sabahında sizlerleyiz yine. Ee, hemen neler yapacağız, neler yaptık onun bilgisini vereyim sizlere. Sevgili izleyenler programımızın birinci bölümünde dünden bugüne yansıyan haberleri ekranlara taşıdık. İkinci bölümde neler yapacağız? Öncelikle Bursa'mızın hava ve yol durumuna bakacağız. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın Bugünkü programlarını sizlere aktaracağım. Ardından geçeceğiz basın turumuza. Gazetelerin birinci sayfasındaki haberleri sizlere aktaracağız sevgili izleyenler. Dilerseniz öncelikle bugün Bursa'daki hava ve yol durumuna bir göz atalım. Ardından birlikte olalım. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 19, Büyük Orhan 11, Gemlik 17, Gürsu 18, Harmancık 14, İnegöl 15, İznik 16 derece. Karacabey 19, Keres 9, Mustafa Kemal Paşa 19, Mudanya 16, Orhan Gazi 16, Yenişehir 16 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Gürük'te bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Gürük'te istikametine doğru yol tek yönden giriş gidiş olarak verilecektir yalava Bursa yolunun 12 ila 14. kilometreler arasında yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü Kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalava yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacaktır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğan Köy kesiminde şehir hastanesi köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa Orhaneli İl Yolu güzergahında yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş olun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Devlet Demiryollarının Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Budanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanacaktır. Gent Meydanı, terminal arasında sürdürülen DK 2 raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerif daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İş Kapsamında, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Osman Gazi ilçesi, Dahtakale Mahallesi, Çelebiler Caddesi 10. Fırın Sokak, Vezirli Caddesi, Fışkırık Caddesi, Küçük Dağlı Sokak, İnebey Sokak'ta yapılan Dahtakale Çarşısı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulama yapım iş kapsamında zaman zaman yol kapatmaları uygulanmaktadır. Sürücülerimizin kent içi uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi defalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Bütünleşik bile sistemine dahil tüm araçlarda, akıllı Bursa kartla binişlerde, 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirim uygulanmaktadır. Akıllı Bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, İndirimli için 0.20 TL, 6 ile 17 istasyona kadar binişlerde, tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bu doyla her gün Mudanya, Eminönü, Mudanya Büyükçekmece seferlerimiz hizmet vermeye devam ediyor. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB Bas Sefer Saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr İnternetten 3 gün önceden alacağım bu biletleri sadece 19.90 TL. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulaş Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulaş'ın CN Sky'la Bursa deniz otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet sevgili izleyenler Bursa'daki hava ve yol durumunu da ekranlara taşıdık. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın bugünkü programlarını da sizlere aktaralım. Ardından gazetelerin birinci sayfa haberlerine bakacağız. Evet Sayın Cumhurbaşkanımızın programları saat 11'de başlıyor sevgili izleyenler. Milletvekilleriyle kahvaltı diyor Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde. Saat 14'te milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye buluşması Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde sevgili izleyenler. 19 15'te de son programı Mit MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünkü programı bu şekilde yer almış. E, sayın Başbakanımız da hemen göz atalım. Saat 11.30'da Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Baş e, Bakanı Lesogo Makoti'yi kabulü resmi konutta sevgili izleyenler saat 16'da Makedonya Savunma Bakanı Radima şekerin şeyi kabul Çankaya Köşkü'nde ve saat 19.30'da 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti programı açılış töreni Atatürk Spor Salonu Kastamonu'da olacak sevgili izleyenler saat 19.30'da Sen başbakanımız Kastamonu'da olacak diyelim ve artık gazetelerin birinci sayfasına göz atıp basın turumuza başlayalım. Bakalım e, gazetelerin birinci sayfasına hangi haberler yansımış onları hemen ekranlarınıza taşıyalım. Sevgili izleyenler ilk gazetemiz Milliyet Gazetesi olsun. Bu sabah Milliyet'te başlayalım. Saygı Duyacaksınız başlığı kullanılmış Milliyet Gazetesi'nin manşetinde. Manşetin Saygı Duyacaksınız manşetinin detayları. Bir alt küçük başlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde... Afrin'de kaygılıyız açıklamasına tepki gösterdi Cumhurbaşkanımız. Bu açıklamayı kim yaptı? Onu da hemen sizlere aktarayım. Ee, Amerika Birleşik Devletleri sözcüsü naortun açıklaması vardı. Ee, yine skandal bir açıklamaydı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri e, Afrin operasyonu başladığından itibaren öyle skandal açıklamalar yaptı ki. O açıklamalar sahaya yansımadı. Bir sözcünün yaptığı açıklama bakanın yaptığı açıklamayı tutmadı. Bakanın yaptığı açıklama bir başka bakanın yaptığı açıklamayı tutmadı. Gibi 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 onlardan bir tanesini de yine Naurt yapmıştı. Kimdi Naurt? Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsü Naurt'un yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanımız tepki gösterdi. Dünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında ve dedi ki: Afrin'e kaygılıyız açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, stratejik ortaklık ortaksak eğer, stratejik ortaksak bize saygı duyacaksınız dedi. Şimdi bu e, haberin başlığı bu şekilde saygı duyacaksınız başlığı bu şekilde. Şimdi detaylar iki başlık altında verilmiş haberin detayları gazetenin birinci sayfasında. Aldatmaya, aldatmaya kalktınız birinci başlık. Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor. Afrin'de kaygılıyız diyor. Kaygılarımızı ilettiğimizde neredeydiniz? Gelin terör örgütlerini temizleyelim dedik. Dediğimizde neredeydiniz? beraber yapalım dediğimizde inanmadınız. PYD'sini, YPG'sini de Mehmetçimiz ÖSO nasıl halletti? Bizi aldatmaya kalktınız demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bu şekilde yer vermiş. Çakallara kaçmak düşer. ikinci başlık. Erdoğan aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Bize karşı hazırladıkları çukurlara gördüğünüz mezar oldu diye konuştu. Daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum sözlerini de hatırlatan Erdoğan ne oldu da şimdi size bunların hayatı manevra dedi demiş. Sevgili izleyenler biliyorsunuz e, operasyon, harekat başladıktan sonra e, sayın Cumhuriyet Halk Partisi lideri demişti ki Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Eee Afrin'e girildikten sonra da bu sözleri değiştirebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Bununla ilgili de e, ne oldu da şimdi size e, bunların hayatı manevra dedi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu şekildeydi. Bu arada özgürlük savaşçısıydı başlığı yer alıyor sevgili izleyenler gazetenin birinci sayfasında. Eski bakanlardan Hasan Celal Yüzen için dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman bu ülkede mazlum mağdur varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. O tüm özgürlüklerin e, meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı dedi demiş sevgili izleyenler. Hayır, haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Sevgili izleyenler, Milliyet Gazetesi e biz de Hasan Celal Güzel'e Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim ve devam edelim. Evet, sevgili izleyenler Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. 101 ilçeye doğalgaz dağıtım töreni gerçekleştirildi dün. Ve elektriğin %10'u Nükleerden başlığı var. Fotoğraf karesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak yer almış. Bu haberin detaylarını şimdi sizlere aktaracağım ama onun öncesinde dövizde dalgalanma rasyonel değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından biri. Hemen bunu sizlere aktarayım. Gazetede yazdığı şekilde sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomimizi dövize bazen yaşanan ve hiçbir rasyonel temeli olmayan dalgalanmalara rağmen hedeflerimizi uygun şekilde gelişmeyi sürdürüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının provokasyonlarına rağmen uluslararası yatırımcılar her gün yeni geliş e, görüşmeler yapıyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yazmış. Dövizdeki dalgalanmanın rasyonel olmadığını söylemiş e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, kredi derecelendirme kuruluşlarının provokatif açıklamalarına rağmen uluslararası yatırımcılar her gün yeni gel e, gelişmeler yapıyor demiş sevgili Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bu şekilde yazmış. Şimdi elektriğin %10'u nükleerden başlığını e, başlığının detaylarını sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Enerji Bakanlığı töreninde Başbakan Binali Yıldırım konuştu diyor. Akkuyu'da Rusya ile Karadeniz'de Japonlarla anlaşıldı. Şimdi 3. nükleer santral için çalışmalar sürüyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda elektrik üretimini çeşitlendirme açısından %10'luk nükleer kaynaktan sağlanmaktadır demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Milliyet gazetesiyle devam edelim. 3 milyar Türk liralık doğalgaz yatırım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak törende 2017 ve 2018'de toplam 3 milyar Türk liralık iletim ve dağıtım yatırımlarına daha gelişmiş bir doğalgaz altyapısına sahip olacağız demiş. 2002 yılında Türkiye'de asgari ücrette 796 metreküp doğalgaz alınabiliyordu. Bugün ise asgari ücrette yaklaşık 2100 metreküp doğalgaz gaz alınabiliyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Şimdi bir başlık var sevgili izleyenler. Bu başlık Batı'ya kapak oldu diyebiliriz. Mehmetçik moral oldu başı kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Yönetmenim de ekranlara getirsin bu fotoğrafı. E, herkes görmeli bu fotoğrafı çünkü. Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik arama yaptıkları bölgelerde halkın sevgili, sevgi gösterisiyle karşılaşıyor. Kumanyalarının tamamını sivillere veren askerler. Çocukları da yakından ilgileniyor, çocuklarla da yakından ilgileniyor sevgili izleyenler. Şöyle birazcık daha aşağı alayım. haberin başlığı da gözüksün. Bir daha ekranlara getirelim. Ee, Mehmetçik Moral oldu haberinin detaylarını sevgili izleyenler. Şimdi e, Avrupa bu fotoğrafı görünce, Amerika bu fotoğrafı görünce, ee, ne oluyor? Rahatsız oluyor çünkü biz oraya işgale gitmediğimizi görüyorlar. Biz orada terör unsurlarını temizledik ve şimdi Afrinliler, oranın sahipleri evlerine dönmeye başladı. Ee, bu fotoğrafta birilerine kapak oldu diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Kahraman ordumuza, şanlı askerimize. Bir kez daha teşekkür edelim. Şimdi ana muhalefet e, çeşitli açıklamalar yaptı bu zamana kadar. En son açıklaması orduya teşekkür oldu diyor. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Bakalım neler demiş e, ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına destek verdi Kılıçdaroğlu. Ordumuz vatan uğruna mücadele ediyor. Kahraman ordumuz Türkiye'nin bekası için en büyük güvencemizdir demiş ve teşekkür etmiş kahraman askerlerimize. Devam edelim sevgili izleyenler. Devam edelim gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Tarihi Mahalleye korula, e, Korumalı Yenileme başlığı kullanılmış. Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı e, Numan Kurtulmuş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösaseki projenin paydaşları arasında yer alıyormuş. Tarihi Mahalleye Korumalı Yenileme. Türkiye'de ilk toplu konut projesi olan Ankara Kızılay'daki Saraşoğlu Mahallesi yenileniyor. Aslına uygun şekilde hayat bulacak projedeki tüm yapılar ve tescili anıt ağaçlar konulacak. 120 bin metrekarelik alanda 435 lojmanın yanı sıra 250 adet tescilli anıt ağaç bulunuyor demiş sevgili izleyenler. Bu konuyla ilgili de Maliye Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız projenin paydaşları arasında yer aldığını gazete birinci sayfasına taşımış. Siz de ekranlarınızda şu an görüyorsunuz sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekildeydi. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Deniz Baykal Türkiye'ye döndü. Almanya'daki tedavisi tamamlanan eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal Türkiye'ye döndü. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de gece yarısı rahatsızlanan Deniz Baykal'ın tedavisi Gata'da devam edecek diyor haberin detayları bizde geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletmiş olalım. Siyasi Partiler Yasası sil baştan bir diğer haber başlığı bu şekilde ayrıntılarını hemen sizlere gazetede yazdığı şekliyle aktaralım sevgili izleyenler. Adalet ve Kalkınma Partisi darbe ürünü olarak nitelendirerek partilileri tek tip haline getirdiğini savunduğu siyasi partiler kanunu sil baştan kaleme alıyor. Görevlendirilen komisyon çalışmasının felsefesini darbe döneminin siyasi partilere dayattığı yolu ortadan kaldırmak ve daha özgürlükçü bir yasa yapmak olarak belirledi demiş sevgili izleyenler. Siyasi partiler yasası sil baştan değişiyor. E, değişmesinin sebebi olarak da e, Felsefe olarak da darbe döneminin siyasi partilere dayattığı yolu ortadan kaldırmak ve daha özgürlükçü bir yasa yapmak olduğunu söylemiş Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yetkililer sevgili izleyenler. Haberin detaylarını sizlere aktardık ve devam edelim. Şimdi Fransa'ya bir göz atalım. Fransa'da Sarkozy'ye gözaltı şoku diyor. Fransa'nın en önemli siyasi figürlerinden eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, Libya'nın devlet lideri Kaddafi'den mali destek aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Sarkozy'nin 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Kaddafi'nin gönderdiği paralarla yürüttüğü öne sürülmüş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış Nikola Sarkozy. ...eski Cumhurbaşkanı... ...gözaltına alınmış sevgili izleyenler. Bir diğer haberle devam edelim. Yurt dışından vereceğimiz bir diğer haberle. Oğul Kaddafi başkan adayı... ...diyor. E, haberin detayları da şu şekilde. Kaddafi'nin oğlu Seyfül İslam'ın... ...Libya'da bu yıl yapılması beklenen... ...Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... ...aday olacağı açıklandı. Devrim sırasında insanlık karşıtı... ...suç işlediği gerekçesiyle... ...Seyfül İslam hakkında... ...2011 yılından bu yana... Yakalama kararı bulunuyor demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Biz de sizlere aktardık. Ve geçelim son günlerde Türkiye gündeminde hatta dünya gündeminde de yer alıyor. En büyük dolandırıcılardan biri Tosuncuk. E, Tosuncuk'la devam edelim. Kırmızı bülten çıkarılmış sevgili izleyenler Tosuncuk için. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'la ilgili Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır. Konu savcılıklarımızda ve bakanlığımızca yakından takip edilmektedir demiş sevgili izleyenler. E, şöyle yaklaşayım yönetmenim ekrana getirsin o masum Tosuncuk fotoğrafını kırmızı bülten çıkartılmış, elinde yumurta tutan fotoğrafı da gazete birinci sayfasına e, yer vermiş sevgili izleyenler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili kırmızı bülten çıkarıldığını e, ve Adalet Bakanlığı'nın ve savcılıklarının e, konuyu takip ettiğini açıklamış sevgili izleyenler. Hatta bununla ilgili dün bir son dakika gelişmesi vardı, onu da e, ben size aktarmıştım ama... E, Dışişleri Bakanlığı da e, Arjantin'e yakalama dosyası göndermiş sevgili izleyenler. Bununla ilgili de bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve devam edelim. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlere aktardık. E, Sür manşette üst kısımda neler var hemen onları da sizlere aktaralım sevgili izleyenler. 10 bin kişiye iş olacak güzel bir başlık. Hemen detaylarını sizlere aktaralım. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 15 dolar artı KDV olacak. Günlük 30 bin geçişlik devlet garantisi var. Şu anda 1000 kişinin çalıştığı projede tepe noktasında 10 bin kişiye istihdam sağlanacak. Köprünün ekonomiye 16 milyar dolarlık katkı yapacağı hesaplanıyor demiş sevgili izleyenler. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili köprünün görüntüsü de şu an ekranlarınıza geliyor sevgili izleyenler. Denizin içerisinde iki ayak olacak Asma Köprü 1915 Çanakkale Köprüsü. Diğer haberlerle devam edelim sevgili izleyenler. YKS başvurusunda son gün ve AFAD'ın sitesinde sorgu depremi diye. YKS başvurusunun son günü sevgili izleyenler yüksek hukuklara bağlı 4 yıllık programlar dahil olmak üzere lisans programlarına girmeye hedefleyenler ikinci basamak sınavı içinde en baştan başvuruda bulunmak zorunda diyor ve bugün son gün eğer sınava girmeyi düşünen vatandaşlarımız için öğrencilerimiz için bugün son gün hatırlatmış olalım. AFAD'ın sitesinde sorgu depremi bir diğer haber başlığı. E-Devlet'teki soy ağacı uygulamasının ardından büyük ilgi gören yeni deprem haritası da AFAD'ın internet sitesinde erişime açıldı. Yoğun ilgi nedeniyle kısa süre sonra geçici olarak yeniden kaldırılan harita vatandaşların oturduğu yerdeki deprem riskini öğrenmesini olanak sağlıyor demiş sevgili izleyenler. Deprem riskinin mahalle bazında ortaya çıkması ev fiyatlarında dalgalanma olur mu sorusunu sorduruyor demiş sevgili izleyenler e, tabi bunun üzerinden de rant yapacak olanlar mutlaka vardır sevgili izleyenler ama biz bunlara kanmayacağız e, dikkatli olacağız dolandırıcılara yalancılara kanmayacağız aklı salim düşüneceğiz diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlere aktardık Hürriyet Gazetesi devam edelim sevgili izleyenler. Afrin'le kucaklaşma başlığı. Amerika Birleşik Devletleri Membiş'te anlaşma yok. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Sözcüsü Naort, Kalın'ın Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Membiç konusunda anlaştığı açıklaması için bu komik çünkü varılan bir anlaşma yok dedi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Şimdi Afrin'le kucaklaşma haberinin detaylarını sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Terör... E boyunduruğundan kurtulan Afrin'deki halkı yardım eli uzatan Mehmetçik'le kucaklaşıyor ve güvenli günlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. İki başlık altında verilmiş haberin detayları. Yığmacılar, yağmacılar yakalandı, sokağa dönmek istiyorlar. İki başlık detaylarını hemen sizlere aktaralım. Kentte hala tüm iş yerleri kapalı. Halkın günlük ihtiyaçlarını ise Kızılay ve AFAD tarafından karşılanıyor. Sokakların patlayıcı dolu olduğu, afne geri dönüşlerin ara verildiği, yağmacılık yapanlarınsa kent çıkışında yakalandı sevgili izleyenler. Sokağa dönmek istiyorlar haberinin detaylarını sizlere aktaralım. Afrin'de halk çocuklarını teröristler tarafından örgüte katılmaya zorlandığını, bu nedenle 15 yaşın üzerindeki çocukların dışarı çıkamadıklarını anlatıyor. Çocukların en büyük isteği ise yeniden sokaklara çıkıp oyun oynamak demiş sevgili izleyenler. İkinci ordu komutanımız Kor General İsmail Metin Temel, Afrinli birlikleri denetleri, Çocuklarla birlikte fotoğraf çektirip halkla sohbet eden Kor General Temel, bölge halkı kardeşimiz kısa süre sonra gerçekleşecek değişikliklerle Türkiye'nin kimsesizlerin kimsesi olduğunu yaşayarak anlayacaklar demiş sevgili izleyenler. Kor General İsmail Metin Temel Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın e, sevk ve idaresinden sorumlu komutanımız sevgili izleyenler komutan Afrin'de başlığının detayları da bu şekilde verilmiş Mil, e, Hürriyet Gazetesi'nde. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Biz kaygılıyken Amerika Birleşik Devletleri neredeydi? Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarının Hürriyet Gazetesi'nde yazdığı şekliyle sizlere aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan gelen Afrin için kaygılıyız açıklamalarına çok sert yanıt verdi. Amerika'dan sözcü Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygılan kaygılarımızı ilettiğimizde neredeydiniz? Bizi aldatmaya kalktınız. Biz sizden paralarımızla silah istedik, bize vermediniz. Ama terör örgütlerine ücretsiz olarak bu silahı mühimmatı verdiniz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş elimize geçiyor, geçecek demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Afrin'i de sahiplerine vereceğiz başlık bu şekilde. Başbakan Binali Yıldırım Türkiye'nin teröre karşı kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirtip ekledi. Elbap gibi Afrin'e de Afrinlilere teslim edeceğiz demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim Gazetesin, gazetenin birinci sayfasında yer alan e, haberlerle devam edelim. Sürücüsüz kazada kim sorumlu? Bir sürücüsüz aracın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bisikletliğe çarparak ölümüne neden olması bu tip kazalardaki yasal sorumlunun kim olacağı tartışmalarına yoğunlaştı. Bu konudaki yasal boşluğun giderilmesi gerekiyor demiş sevgili izleyenler. Sürücüsüz kazada kim sorumlu yasal boşluk var haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Evet devam edelim sevgili izleyenler gazetenin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. tayin başlığı kullanılmış Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun önceki günkü kararnamisiyle hakim olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan kura töreninde Elazığ'a çekilmişti. Hatinoğlu dün yayınlanan mazaret, e, mazeret kararnamisiyle eş durumundan Ankara Yargıtay Tetkik hakimi olarak tayin edildi demiş Sevgili Zener haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Evet devam edelim Sevgili Zener Kaddafi'nin yüzünden göz altında başlığı kullanılmış. Az önce e, sizlere aktarmıştım Milliyet Gazetesi'nde. Hürriyet Gazetesi de birinci sayfasında yer vermiş. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 2007 yılındaki seçim kampanyasında Kaddafi yönetiminden maddi destek kabul ettiği suçlamasıyla dün gözaltına alındı. İddiaya göre alınan destek 5 milyon avro nakit paraydı diyor sevgili izleyenler. E, haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Fransa'nın eski cumhurbaşkanı ile ilgili gözaltı kararı. Evet değerli izleyenler Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk. Sabah gazetesiyle devam edelim. Aslanlar çıkınca çakallar kaçtı. Başlık bu şekilde hemen detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan askerimiz ve Özgür Suriye ordusu mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD'li çakallar da kuyruklarını kıstırıp kaçtılar demiş. Haberin detayları iki başlık altında verilmiş. O başlıkları şöyle biraz daha yaklaşarak sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Güya bize karşı savaşmak için hazırladıkları mevziler, korunaklar, çukurları gördünüz. Onlara mezar oldu. Sivillerin arkasına sığınarak ancak bu kadar dayanabildiler. Daha dün Afrin'e girilmesini doğru bulmuyoruz diyenler şimdi ordumuzu tebrik ediyor. Ne oldu? Bunların Hayatı manevra demiş. Okyay'dan ok çıktı artık bir diğer haber başlığı. Aynı haberin devamı niteliğinde ikinci başlık. Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Okyay'dan ok çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek kadim medeniyetlerin... ...inkişaf ateşini yeniden alevlendirdi demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü grup toplantısında yaptığı... ...o önemli açıklamalardan parça parça e, sabah gazetesi de e, yer vermiş. Biz de sizlere aktarmaya çalıştık. Evet enerjide büyüme ve kalkınma devam ediyor. Akkuyu nükleer santralinin temelini Putin'le atacağız. Başlık bu şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları... Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı inşaatına bu yıl başlıyoruz. Temelini Putin'le atmayı planlıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım, Akkuyu ve Sinop anlaşmalarından sonra 3. nükleer santral için çalışmalarımız sürüyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl 81 ilimize doğal gazı sağlamış olacağız. Avrupa Birliği ülkeleri için de en ucuz doğal gaz bizde demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına, sabah gazetesinin birinci sayfasına. Evet devam edelim sabah gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim sevgili izleyenler. Afrin'in güvenliği Mehmetçi'ye emanet başlık bu şekilde detaylarını hemen sizlere aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde tüm kontrolü ele aldı. Şimdiye kadar Özgür Suriye ordusu aracılığıyla kontrolde tutulan şehirlerde sivillere ve sosyal yaşama yönelik tehditlere karşı Mehmetçik devreye girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki tüm giriş çıkışlara konuşlandırıldı. Kentin ana girişlerine tanıklar, tanklar yerleştirildi. Afrin'de görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmedi. Bazı araçlarda bulunan Afrinlere ait mallara da el konuldu demiş sevgili izleyenler. Afrin'in güvenliği Mehmetçi'ye emanet haberin detayları bu şekilde yansımış. 60. gün 3655 terörist öldürüldü diyor sevgili izleyenler. Bu arada Afrin'deki birlikleri denetleyen 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel e, ...halkın sevgi gösterisine e, karşı karşıya kaldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Sabah gazetesinde yer alan bir diğer haberle devam edelim sevgili izleyenler. Rahat uyun evlatlar, bayrağımız Afrin'de. Onlar evlatlarını şehit veren babalar. Afrin kurtuldu müjdesini alır almaz şehitliklere koştular. Afrin şehitleri Musa Özalkan... Orhan Sürmen ve Yunus Emre Doğan'ın babaları mesajı ortaktı. Bugün düğün, bugün düğün günü oğlum kanınız yerde kalmadı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim ve devam edelim. Evet sevgili izleyenler. İkinci çiftlik bank vurgunu 200 milyonla kayboldu diyor. Sanal çiftlik e, vurgunlarının çiftlik bankla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye aldığı ve çiftlik bank kopyası olan Anadolu Farm isimli uygulamada piyasadan 200 milyon Türk Lirası çarptı. 44 bin üyesi olan sistemde ödemeler durduruldu. Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir aranıyor demiş sevgili izleyenler. İkinci çiftlik bank vurgunu. Haberin detayları bu şekildeydi sevgili izleyenler. Evet yönetmenin bir kez daha ekrana getirsin de ee, Anadolu Form Kurucusu İsa Karademir. Yine sanal çiftliklerden bir tanesi ee, bu adam da kaçmış şu an ekranlarınızda gördüğünüz. İsa Karademir'de 200 milyon Türk lirası çarparak 44 bin üyesinden ee, o da kaçmış sevgili izleyenler. Bu haberi de vermiş olalım detayları Gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Evet devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan e, haberlerle devam edelim. Bakalım sizlere aktarmadığımız haber var mı diye. Sabah gazetesindeki tüm haberleri sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında Akdeniz'den vuracaktık başlığı kullanılmış. Hemen haberin detaylarını sizlere aktaralım. Zeytin Dalı harekatı sürerken Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinin Afrin'de teröristleri vurmak için emir beklediği ortaya çıktı. 140 kilometre menzilli Harpoon füzeleri Afrin'e kilitlendi. Havada SİHA ve F-16'lar, Karada Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu 58. günde büyük bir zafer kazanınca donanmaya gerek kalmadı. 10 savaş gemisi var. 2 ay emir beklediler. 2 başlık sevgili izleyenler. Haberin detayları hemen sizlere aktaralım. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin içinde Amerika Birleşik Devletleri de destekli PKK'lı teröristlere karşı büyük bir mücadele verirken Akdeniz'de 2 aydır büyük bir hareketlilik olduğu öğrenildi. Akdeniz açıklarında ondan fazla savaş gemisi bulunuyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Afrin'deki işaretlenen hedeflere tam isabetle vurabileceği hesaplandı. Harpun füzeleri Afrin'e kilitlendi ve emir bekledi. İhtiyaç olsaydı teröristlere sadece karadan ve havadan değil denizden de vurulacaktı. 140 kilometre mesafede etkili olan harpunlar hedefi en az 2 metre sapmayla vurabiliyor. Türkiye şimdi harpunun yerini alacak 300 kilometre menzilli atmaca üzerinde çalışıyor. Bu da bir müjde olarak Sizlere aktarmış olayım sevgili izleyenler gazetede yazdığı şekliyle harpun füzelerinin yerini alacak 300 kilometre menzilli atmaca füzesi üzerinde e, silahlı kuvvetlerimiz çalışıyor e, mühendislerimiz çalışıyor. Yakın zamanda inşallah e, atmaca füzelerimizde e, Deniz kuvvetleri komutanlığımızda fırkatenlerimizde yer alacak. Evet devam edelim sevgili izleyenler. Bu e, Yeni Şafak'ta yazdığı şekliyle aktarmış olduğum sizlere haberi e, devam edelim. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında yer alan haberlerle. Burada kalıp bizi koruyun bir değil iki kurban başlığı var sevgili izleyenler. Afrin'de Mehmetçik e, sevgi gösterileriyle karşılaşan askerler kumanyalarını halkla paylaşıp çocuklarla sohbet etti. Türk askerini görünce iki kurban kestiklerini söyleyen 60 yaşındaki Melih Salih artık korkmuyoruz. Yeter ki Türk askeri burada kalsın bizi ve topraklarımızı korusun demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yazmış. Binalarda tek kurşun izi yok başlığı kullanılmış sevgili izleyenler sivil zafer diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'de sivil hassasiyet konusunda da büyük bir zafer kazandı. PKK'ya ait barınak, sığınak, mevzi ve silah depoları imha edilirken evler, hastane, camilerde bir tek kurşun izi yok. Afrin merkezi alınırken görev yapan komando birliğinin tabur komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivillerin yaşadığı hiçbir binaya zarar vermediğini söyledi demiş sevgili izleyenler. Bunu da ee, ...yüreğimiz kabara kabara, bağıra bağıra, haykıra haykıra söyleyebiliriz. Dünyada bunu yapan tek milleti sevgili izleyenler. Kahraman ordumuza bir kez daha sonsuz şükranlarımızı iletelim. Devam edelim. Komutan Afrin'de başçı var sevgili izleyenler. Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel... ...Afrin'e giderek birlikleri denetledi. Temel ilçede kendisine sevgi gösterisinde bulunan halkla sohbet ederek fotoğraf çektirdi demiş sevgili izleyenler. Tüneller 25 kilometreyi buluyor. PKK'nın Afrin'de Türkiye sınırı boyunca inşa ettiği onlarca tünelin uzunluğu 25 kilometreden fazla. Sınır hattı doğudan Bursa'ya dağından başlayıp batıdaki Dersamar'a kadar uzanıyor. Özgür Suriye ordusu komutanlarından binbaşı İbrahim Mecbur tünellerin %65'ine ulaşıp imha ettiklerinin bilgisini paylaşmış sevgili izleyenler. E, bu haberi de sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi ok Yay'dan çıktı artık başlığı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlara getirelim sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını kimsenin engelleyemeyeceğini vurgu yaparak ok Yay'dan çıktı artık Türk milleti üzerindeki asırlık küllerden silkelenerek kadim medeniyetlerin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında konuşan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Afrin Harekatı ile ilgili kaygılıyız açıklamasına tepki gösterdi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, Afrin'den kaygılıyız diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? Gelin bu bunları, bu terör örgütlerini temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz demiş sevgili izleyenler. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Değerli izleyenler devam edelim. Küresel Yıldız başlığı var sevgili izleyenler. Sarkozy gözaltında başlığı var. Amerika'nın petrol üstü petrol üssü başlığı var. Detaylarını sizlere aktarmamıştım. Diğer gazetelerde bu haberin detaylarını aktaralım. Vaktimiz az kaldığı için e, aktardığım haberleri, diğer gazetelerde okuduğum haberleri geçiyorum sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de petrol ve doğal gaz kaynaklarının yakın bölgelerde kurduğu askeri üslere bir yenisi daha eklendi. Pentagon'un ülkenin önemli petrol yatakları arasında yer alan Deryos bölgesinde üs inşa ettiği öğrenilirken Amerika Birleşik Devletleri'nin bununla birlikte Suriye'deki üs sayısı 25'e ulaşacak demiş sevgili izleyenler. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasındaki e, sür manşetteki haberi hemen sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Beş ülke Kızıldeniz'de Türkiye'ye karşı toplantı yaptı. eksen böyle kaydediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği Türkiye'ye karşı ittifakın nasıl oluştuğuna ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri lobicisi. George Nader, 2015'te Kızıldeniz'de bir yatta 5 Arap liderini toplayarak Türkiye ve İran karşıtı yeni bir bölgesel ittifak kurmalarını teklif etmiş. Merkezi Londra'da bulunan Midli East Enin haberine göre ittifak Körfez İşbirliği Konfisi'nin ve Arap Birliği'nin yerini alacaktı. Nader, bu oluşum Amerika Birleşik Devletleri yönetimi tarafından Türkiye ve İran'ın nüfusuna karşı itibar görecek dedi demiş. Prensler ve junta lideri diyor. O 2, 4, 5, 6 kişi e, kimlermiş onlar? Hemen onları sizlere aktaralım. Bu gizli toplantıya kimler katılmış? Suudi Arabistan Veliyah Prensi Selman, Abu Dhabi Veliyah Prensi Muhammed Bin Zayed, Mısır junta lideri Sisi, Bahreyn Veliyah Prensi Halife ve geçtiğimiz günlerde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını iptal eden Ürdün Kralı Abdullah katılmış sevgili izleyenler. Ee, o 5 ülke Kızıldeniz'de toplantı yaptı diyor ya. O özel toplantı, gizli toplantıya katılan prensler e, işte kişiler diyeyim. Bunlar ancak kişi olur. Kişiler bunlarmış. Yeni Şafak gazetesinde yazdığı şekliyle de sizlere aktarmış oldum. Ama bunu da isteyen kim? Madi E'nin haberine göre e, Londra'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri lobicisi George Nodur istiyormuş bunu bu da yeni şafak gazetes'inin birinci sayfasında, yer alıyor. Bu, e, bununla ilgili şunu da şu haberi de sizlere aktarabilirim. Birleşik Arap Emirlikleri DAEŞ'i silahlandırdı başlığı var. Birleşik Arap Emirlikleri Müslüman kanı döken DAEŞ'i teröristlerin eğitilmesine ve silahlandırılmasına mali kaynak sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kapı kolu Birleşik Arap Emirlikleri şimdi de ordusuna harekat, planlama ve eğitim desteği vermesi için Amerika Birleşik Devletleri Paralı Askerler Ordusu şirketine 229 milyon dolara kiraladı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yazılmış. Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Devam edelim Akşam gazetesiyle. Evet Akşam gazetesinin sürmaşetinde amirlilerin forması el yakıyor başlığı var detaylarını aktaracağım. Rusya'daki Dünya Kupası'na katılamayan evet, katılamayan A Futbol takımın 2020 Avrupa elemeleri için hazırlanan yeni forması tanıtıldı. 299.90 Türk Lirası'nın forma fiyatı ise taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Herhalde katılamadığımız için bu kadar pahalı. Herhalde katılamadığımız için 2020 Avrupa elemeleri yani 2020 Avrupa Kupası'na katılacağımızın da garantisi yok. 2018'e katılamadık. 2020'de eleme maçları için kullanılacak forma tanıtılmış. 299 lira ve büyük tepki çekmiş. Herhalde diyelim katılamadığımız için bu kadar pahalı. Ya katılsaydık ne olacaktı onu bilmiyorum. Akşam gazetesinin sürmanşetindeydi haber. E, ...dikkatimi çekti. bir e, Onu da sizle paylaşmak istedim. Aslanlar çıkınca çakallar kaçar. Başlığı kullanılmış. Haberin detaylarını sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Akşam gazetesinin manşetinde yer alan haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'deki son durumu çarpıcı ifadelerle anlattı. Askerimiz, polisimiz, korucumuz Öso meydana çıkınca... ...PYD'li çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtı... Ya bizimle yürüyeceksin başlığı kullanılmış. Bizi durduramayacaksınız. İkinci başlık haberin detayları iki başlık altında verilmiş. Hemen detaylarını sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını. Erdoğan terör örgütü için kaygılarını ileten Amerika Birleşik Devletleri'ne çok sert çıktı. Biz kaygılarımızı size ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Türkiye stratejik ortağımız diyeceksiniz. Teröristlerle işbirliği yapacaksın. Bizimle stratejik ortaksan bizimle yürüyeceksin. Diğer haberin başlığı sevgili izleyenler aynı haberin devamı niteliğindeki diğer başlık. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Bizi durduramayacaksınız başlığı. Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Utanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçladılar. Afrin'de PKK, PYD ile savaştık ana muhalefet Milliyetçi Hareket Partisi ile müşterek tavrımızı hazmedemedi. Çatlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız demiş sevgili izleyenler. Haberin ayrıntıları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan diğer haberlerle devam edelim. ABD'yi çıldırtan tablo başlığı kullanılmış yönetmenim ekrana getirsin. Az önce e, bununla ilgili de e, sizlere demiştim ya bu fotoğraf işte bu fotoğraflar Batı'yı Amerika'yı çıldırtıyor. E, askerimizi selamlayan Afrinliler, yüzü gülen Afrinliler aracın kasasında askerimizi selamlayan o e, ...masum gülüşler, çocukların masum gülüşleri bizim askerimizi gördükleri zamanki gülüşler sevgili izleyenler. Ve altta da bir teyze e, avuçunun içine almış. Kahraman askerlerimizi seviyor. Terörle amansız mücadele, e, mücadele sivillere tek bir zarar gelmemesi için büyük çaba sarf eden... ...Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun şefkatini gören Afrin halkı Mehmetçi bağrına bastı... Kumanyalarının tamamını kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara veren askerler çocuklarla da sohbet etti demiş. Sevgili izleyenler haberin detayları bu şekilde yansımış. Ee, operasyon başladığından itibaren devlet büyüklerimiz hep şunu dedi. Biz işgale gitmiyoruz. Biz orada terör örgütleriyle e, savaşacağız dediler. E, i̇şgale gitmediğimizin fotoğrafıdır işte bu. işgale gitmediğimizin, oradan teröristleri arındırdık ve Afrin'leri oranın gerçek sahiplerine vereceğiz orları. Evet, sevgili izleyenler bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım ve devam edelim. Halkla el ele terörist avı başlığı kullanılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun şefkatini gören Afrin halkı kentte saklanan teröristleri ihbar etmeye başladı. İki günde yakalanan 20 teröristten bazılarının canlı bomba eylemi planladığı da ortaya çıkmış. Sevgili izleyenler haberin detayları da bu şekilde yazmış. Temel Paşa Afrin'de başlığı kullanılmış. Afrin'deki birlikleri denetleyen 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel bu topraklarda yaşayan herkes dost ve kardeşimizdir demiş sevgili izleyenler. Temel Paşa Afrin'de haberinin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Sarkozy'ye gözaltı haberini sizlere aktarmıştım sevgili izleyenler. devam edelim. Akşam gazetesinde yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk. Böylelikle saatimiz 08.51 oldu. Hemen yerel basına bakalım. Yerel basında Sancak gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri hemen sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Sancak gazetesi birinci sayfasında Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile ilgili haberini manşete taşımış. Bu umutlar boşa çıkmayacak başlığı altında verilmiş haber. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Muhalistan'da YTB'nin düzenlediği mezunlar buluşmasında konuştu. Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Çavuşoğlu, bu harekatın bölgede terör zulmünü altında inleyen tüm mağdurların umudu olduğunu görmekteyiz. Bu umutlar boşa çıkmayacaktır dedi demiş sevgili izleyenler. Gazete birinci sayfasında haberi vermiş. iki başlık altında aktarmış haberi. Ben de sizlere aktarayım sevgili izleyenler gazetede yazdığı şekliyle. Diplomatik ilişkilerde 50. yıl başlığı kullanılmış. Başbakanımız Hakan Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Muhalistenin başkenti Ulanbatur'da Ulan Ulan yurt dışı Türkleri ve akraba toplulukları başkanlığının düzenlediği mezunlar buluşmasında etkinliğe katıldı diyor. Ve e, diplomatik ilişkilerde 50. yılının kutlanacağını anımsatmış. Tüm ilkelere musallat oldular başlığı var. Hemen detaylarını sizlere aktaralım sevgili izleyenler. Fetö yenilip 15 Temmuz gecesi gösterilen direnç ve ardından gelen başarıyı hatırlatan Çavuşoğlu, milletimizin ortak ideal çevresinde buluşup birleştiği bu tarihi destanın yazılmasıydı. Aziz milletimiz teröristlere sert çıkıp dur demeseydi bir millet yok edilmiş, bir ülke işgal edilmiş, bir devlet ele geçirilmiş olacaktı ifadelerini kullandı demiş Seyl haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları yer almış yine gazetede. Hemen detaylarını sizlere aktarayım. Gazetenin birinci sayfasında yazdığı şekliyle Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri ve Cumhuriyet Halk Partisine veryansın. Hayatınız manevra. Başlık bu şekilde sevgili izleyenler. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni topa tuttu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrin için kaygılıyız açıklamasına biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz sözleriyle tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi'ne de önce karşı çıktığı sonra tebrik ettiği harekatçısını bunların hayatı manevra ifadesini kullanmış. İki başlık altında verilmiş haberin detayları sevgili izleyenler e, o başlıkları sizlere aktarayım. Neredeydiniz? Birinci başlık mecliste yaptığı konuşmasında partililere hitap eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Amerika ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrin için kaygılıyız açıklamasını yönelik konuşan Erdoğan, Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, Afrin'de kaygılıyız diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz demiş e, haberin detayları bu şekilde yansıyor. Hep manevra başlığının e, ayrıntılarını sizlere aktarayım sevgili izleyenler. Konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yerden yere vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetin iki tutumunu eleştirdi. Zeytin Dalı harekatı başladığında Afne girilmesini doğru bulmuyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı zaferden sonra ağız değiştirdiğini belirterek şimdi de diyorlar ki ordumuzu tebrik ediyoruz hani afrine girmemiz doğru değildi demiş sevgili izleyenler. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yazmış. Sür manşete bakalım sevgili izleyenler. Sür manşette Afrin halkı gün sayıyor ve timsah buruk sevinç yaşıyor. İki başlık var. Hemen Afrin halkı gün sayıyor. Başlığının detaylarını sizlere aktaralım. 20 Ocak'la başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin'i terörden temizlemeye devam ediyor. Patlayıcı unsurları imha etmek için kenti gezen Türk ve Suriye askerleri Afrin halkına huzurlu ve güvenli bir gelecek vaat ediyor. Gittikleri her semtte sevgi gösterisiyle karşılaşan Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusunun harekatın başından beri etkisiz hale getirdiği terörist sayısı ise 3.655 olarak belirlendi demiş sevgili izleyenler gazete birinci sayfasında. Evet sür manşette yer alan timsah buruk sevinç yaşıyor haberini sizlerle paylaşalım. Bursa Spor ve Yönetimi Spor Toto Süper Lig'de sergilediği kötü performanslarla taraftarlarından tepki almaya devam ediyor. Yeşil Beyaz ekip ligin 26. haftasında karşılaştığı Demir Grup Sivas Spor karşısında kazandığı 3 puanla 2017-2018 sezonunun aynı haftasına göre topladığı puanların ...bir basamak yükseltti. 33 puanı ulaştı. Dikte yaşadığı mağlubiyetler nedeniyle... ...sıkıntılı günler geçiren ekip... ...gelen bu velilerle birlikte... ...buruk bir sevinç yaşadı... ...demiş sevgili izleyenler. Ee, geçtiğimiz sezon neler olduğunu... ...herkes biliyor, herkes e, hatırlıyor. İnşallah... ...geçtiğimiz sezon gibi olmaz... Bursaspor'un Spor'un bu sezonki... ...sonu. Çünkü geçtiğimiz sezon... ...son haftada kadar büyük bir sıkıntı yaşamıştı sevgili izleyenler. Bursalı taraftarlar, Bursalılar, Bursa Spor sevdalıları, Bursa Spor'a gönül verenler. Diyelim ve yeni dönem gazetesiyle devam edelim. İncir diyarında orman kanunu başlığı kullanılmış. Sadece iç piyasa değil dünyada siyah incir satan Dürdane köyünde yıllardan beri kullanılan bin dönüme yakın tapulu tarım arazisi Orman Bakanlığı'nca el konulmuş sevgili izleyenler haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Aktaş yaşlıların doğasını aldı. Bir diğer haber başlığı sevgili izleyenler hemen detaylarını sizlere aktaralım. 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan yaşlılara saygı haftası etkinlikleri kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi'ni ziyaret etti. İkinci baharlarını yaşayan ihtiyarlara tek tek ilgilendi, sohbet etti. Yaşlılara her zaman saygı gösterilmesine ve sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, bizler büyüklerimizin hayır duasını ve iyi dileklerini alırsak iyi olur. Bursa'nın da işi iyi gider, Türkiye'nin de işi iyi gider demiş sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış haberin detayları. Evet devam edelim sevgili izleyenler. E, milli Kampa Girdi başlığı var. Bu spor haberini de sizlere aktaralım. Ardından vedamızı gerçekleştirelim. Sevgili izleyenler saatlerimizde 08.58 oldu. Milliler Kampa Girdi. milli Futbol Takımı 23 ve 27 Mart tarihlerinde oynayacağı İrlanda ve Karadağ hazırlık maçı için İstanbul'daki Riva testlerinde Kampa Girdi. Öte yandan Ay yıldızların bu sezon iç sahada ve deplasmanda giyeceği yeni formalarda görücüye çıktı demiş sevgili izleyenler. Siz de ekranlarınızı görüyorsunuz. E, milli takımımızın yeni formaları e, hazırlık maçlarında giyeceği diyelim. Yeni formalar e, görücüye çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve devam edelim sevgili izleyenler. Devam ediyoruz. E, ne yapıyoruz? Devam ederken vedamızla devam ediyoruz. Önce vedamızı yapalım ardından İstiklal marşımızı dinleyelim. Bugünü de sabahın deminden sizlere aktarmış olalım sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın sabah saatler 07'yi gösterdiğinde sabahın deminde biz burada olmaya özen göstereceğiz. Sizi de ekranlarınızın başına davet ediyoruz. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun diyelim. İstiklal Marşımızla sizlere veda edelim.